Kimyasal denge ile ilgili oldukça temel ve gerçekten hesaplamaların öğrenileceği bölüme geldik. Denge sabiti ile ilgili bazı kurallarımız var. Hess kanununun kurallarını burada gösteriyor olacağız. Bir de hesaplamalar nasıl yapılır? Uygulamalı sorularda bunları sana anlatıyor olacağım. Şimdi öncelikle Hess kanununun çıktılarına bir bakalım. Yani Hess kanununu biz burada nasıl uyguluyoruz, nasıl uygulayabiliyoruz onlardan bir bahsedelim. Entalpi konusundan hatırlayacak olursan aslında entalpi konusunda Hess kanununu zaten orada öğrenmiştin. Entalpide toplama işlemine göre daha çok işlem yapıyorduk. Mesela orada ne oluyordu? Tepkimeyi ters çevirirsek delta H'in işareti değişiyordu. Burada da tepkimeyi biz ters çevirirsek denge sabitini çarpmaya göre tersini alıyoruz. Orada toplamaya göre işlem yapıyoruz. Burada ise çarpmaya göre. Sebebi ne bunun? Mesela şöyle bir tepkimi aldık değil mi? A artı 2 B eşittir C. Bunun denge sabitine K dersek ben bunun denge sabitini nasıl yazarım? K eşittir. İşte C'nin derişimi bölü A'nın derişimi çarpı B'nin derişiminin karesi olmaz mı? Birinci tepkime. İkinci tepkimeye bakacak olursam bu ters çevrildi ya. Ters çevrilirse o zaman şöyle bir şey oluyor. K üssü diyelim buna. Hani ne olacağını bilmiyoruz. Bakalım ne oluyor. Burada ne oluyor? Ürünlerde A var. Ürünlerde B'nin karesi var. Böyle girenlerde C var. Şimdi buradaki eşitlik şu eşitliğin tam tersi değil mi? 1 bölü K'sı değil mi yani? Bunun takla atmış hali. Takla atmış hali ise o zaman aslında biz bir tepkimeyi ters çevirmek demek. Onu sanki eksi 1'e çarpmışız gibi bir işlem görüyoruz. Yani onu ters çevirmek demek eksi 1'e çarpmak demek. Dolayısıyla K üzeri eksi 1 alıyoruz. Üzerine eksi 1 koyuyoruz. Birazdan göreceğiz işte denge sabiti bir neye sayısa çarpılırsa ne olur diye. Dolayısıyla biz bunun aslında çarpmaya göre ters çevirmiş oluyoruz. Yani bir tepkimeyi ters çevirirsek KC değerinin çarpmaya göre ters işlemini yapıyor olacağız o eşitlik için. İkincisine bakacak olursak aslında birinciyle benzer. Bir tepkimeyi biz N katsayısı çarparsak entalpide hatırla delta H değerini ne yapıyorduk? Oradaki N sayısı ile delta H'ı direkt çarpıyorduk. Çünkü bu hani direkt oradaki madde miktarına bağlı olarak değişen bir enerji olduğu için enerji miktarı da artıyordu ona göre. Ama burada denge sabitinin N'ininci kuvvetini alıyoruz. Çarpma işlemine göre işlem yapıyoruz. Peki niye böyle? Mesela yine aynı tepkime için örnek verecek olursak K burada ne oluyor? C'nin derişimi bölü A'nın derişimi çarpı B'nin derişiminin karesi. Peki ikinci tepkime için ben K'yı yazarsam ne oluyor? Bak 3 ile çarpmışlar değil mi? Şurada çarpanımız 3 olmuş. C'nin kübünü aldık değil mi? A'nın kübünü aldık. Ve B'nin de 6. kuvvetini aldık. Aslında bak ben şunun şöyle parantezinin kübünü almış olsaydım aynı sonuç çıkmayacak mıydı? C'nin kübü, A'nın kübü, B'nin 6. kuvveti doğru mu? O zaman ne oluyor? Hangi katsayıyla çarparsak çarpalım. K üzeri N. Yani K üzeri 3 oluyor burada. Dolayısıyla ikinci tepkime için ben K değerini yazacak olursam KC eşittir. K'nın kübü şeklinde geliyor. Az önce birincisi için de işte onu demek istedim ben. Burayı ters çevirmek demek aslında şu tepkimeyi eksi 1 ile çarpmak demek. Eksi 1 ile çarptıysa K üzeri eksi 1 oluyor. O da ne oluyor? 1 bölü K şeklinde karşımıza çıkıyor. Aslında 1 ve 2 birbirine benzer olan yapılar. Üçüncü kurala gelecek olursak da tepkimeler toplanırsa ne olur? Delta H'larda ne yapıyorduk? Delta H 1 toplandı. Delta H 2 ile atıyorum. Direkt toplamasını yapıyorduk değil mi? Cebirsel toplam. Buradaysa çarpma işlemine göre işlem yaptığım için denge sabitlerinin çarpımını alacağım. Neden alacağım? Şimdi bak ben şu tepkimeyle şu tepkimeyle topladığımda toplu tepkimem bu değil mi? Şimdi ben bunun için KC değerini yazayım. İlk önce sona doğru yazalım. Ne oluyor burası? F'nin karesi bölü A'nın derişimi çarpı B'nin karesi çarpı E. Şimdi bakalım ben neden çarpıyorum? Onu ispatlamaya çalışayım. Ben bunun için denge sabitini yazacak olursam birinci denge sabitim C bölü A çarpı B'nin karesi. Doğru mu? Çarpı diyorum. Şimdi KC'ye 2 yazacağım. K 2 yazacağım. Ne olacak burası? F'nin karesi bölü C çarpı E. Şimdi bak ben bunları şunu elde etmek için ne yapmam lazım? Ben bunları toplarsam payda eşitliğinden gidemiyorum zaten değil mi? Paydadaki derişimler çok farklı ama çarparsam ben bunları bak şuradaki C'ler sadeleşiyor. F'nin karesi kaldı. Bak görüyor musun? KC F'nin karesi bölü. Aşağısı olduğu gibi kalıyor. A çarpı B'nin karesi çarpı E. Dolayısıyla biz iki tane tepkimeyi topluyorsak toplu tepkimenin KC değerini bana soruyorsa verilen K değerlerini ben çarpıyorum. O zaman özet geçecek olursak şurada ben bir özet yapayım istersen. Eksi 1 ile çarpıyorsak K üzeri eksi 1.
bir n sayısıyla çarpıyorsak k üzeri n, k'ları şeyleri tepkimeler toplama işlemi yapılıyorsa k1 çarpı k2, yani k değerlerini çarpıyorum. Bu kadar. Sadece bunu bileceksin. Hess kanununun çıktıları k denge sabiti için bunlardır diyeceğiz. Uygulama alanındaki sorulara bakacak olursak işte burada hesaplamaları öğreneceğimiz kısım. Ben burada sana sorular üzerinden hesaplamalar nasıl yapılıyor onu gösteriyor olacağım. Şimdi birinci soru, az önce Hess kanunu ile ilgili gördüğümüz soru. Yukarıdaki işte tepkimeler verilmiş. Aşağıdaki tepkimenin denge sabitini x ve y türünden bulunuz demiş. Şimdi ne yapılmış? Bak C, yani karbon sadece burada var değil mi? Kat sayısı 1 bölü 2 olduğuna göre demek ki burayı adam 1 bölü 2 ile çarpmış. 1 bölü 2 ile çarpmışsa o zaman ben buradaki x'i 1 bölü 2. kuvvetini alacağım. 1 bölü 2. kuvvetini almak demek ne demek? Kök x demek. Peki karbondioksit var mı? Var. O da kat sayısı 1 bölü 2 oldu. Bir de klor gelmiş, dikkat et. O da sol tarafta değil mi? Bak burada sağ tarafta. Demek ki burayı da ne yapmış adam? Eksi 1 ile çarpmış. Yani ters çevirmiş. Ters çevirsek klor sol tarafa geçer. COC ile 2 sağ tarafa geçer. İstediğimi bulurum. Dolayısıyla y'nin de ben eksi 1. kuvvetini alacağım. Yani ne olacak? 1 bölü y. Sonra ben bu iki tepkimeyi topluyorum. Topladıktan sonra bu toplu tepkimeyi elde ediyorum. O zaman topladığım zaman da ben bunun kc değeri nasıl bulurum? K'ları çarparak. O zaman kök x çarpı 1 bölü y. Dolayısıyla toparlarsak kök y, kök x bölü y şeklinde bir kc değerini elde etmiş oluruz. İkinci soruya bakarsak amonyak oluşumu var. T derece Celsius'ta kc değeri 4 olarak verilmiş. Şimdi A şıkkına ne yapmış? Tepkimeye dikkat et, ters çevirmiş değil mi? Amonyak sol tarafa geçmiş. Azot ve hidrojenler sağ tarafa geçmiş. Bunun kc değeri ne olur? Ters çevirdiğim zaman çarpmaya göre ters işlem yapacağım. Dolayısıyla bunun kc değeri için 1 bölü 4'tür diyeceğiz. B seçeneğine bakarsak da 1 bölü 2 çarpanı gelmiş değil mi önüne? O zaman burayı biz 1 bölü 2 ile çarparsak 4'ün 1 bölü 2. kuvvetini almam lazım. 1 bölü 2. kuvvet demek karekök demek. Karekök 4. Buradan da kc değerimiz 2 olarak hesaplanır. 3'e bakacak olursak yine 3 tane tepkime var. Belirli sıcaklık denge sabitleri verilmiş. Bu tepkimenin denge sabitini K1, K2, K3 cinsinden değeri nedir? Şimdi diazot tetroksit nerede var? Sadece burada var, dikkat et. O nereye geçecek? Sol tarafı. O zaman ben burayı eksi 1 ile çarpacağım. Eksi 1 ile çarparsam burası 1 bölü K3 oldu. Devam ediyorum. Azot gazı nerede var? Azot gazı sadece burada var, görüyor musun? Başka yerde yok. O zaman direkt alıyorum bunu. Burası direkt K1 olarak kalıyor. Oksijene dikkat edeceğim. Oksijen birçok yerde var ama benim burayı ben direkt aldığımda azot monoksit oluyor iki tane, doğru mu? Benim bu azot monoksitten kurtulmam lazım. O zaman azot monoksit sağ tarafta var. Bu iki tane azot monoksitten kurtulmam için şurayı benim 2 ile genişletmem lazım ki şunların katsayısı 2 olsun, azot monoksitler sadir etsin. Bak burada iki tane azot dioksit geliyor. İki tane azot dioksit de şu da ters döndüğü için şununla sadirleşiyor. Dolayısıyla her şey yerli yerinde oluyor. O zaman burayı 2 ile çarpmak demek K2'nin karesini almak demek değil mi? Katsayısı 2 olduğu için K'nın üstünü alacağım. Dolayısıyla bunların hepsini topladığım zaman da K'ları çarpacağım. O zaman ne oldu? K1 çarpı K2'nin karesi çarpı 1 bölü K3. Toparlarsak, toplu şekilde yazmak istersek K1 çarpı K2'nin karesi bölü K3 şeklinde son tepkimenin Kc değerini hesaplamış oluruz. 4. soruya bakalım. 1000 Kelvin sıcaklığında tepkimesi için 0.8 molar hidrojen iyodur, 0.4 molar hidrojen gazı, 0.2 molar iyot gazları denge halindedir diyor. Bak dengededir diyor. Denge konumunu bana vermiş. Kc değerini soruyor. Direkt en kolay sorulardan bir tanesi değil mi? Kc değerini önce ben bir yazayım. Hidrojen iyodürün karesini alacağım. Sonra hidrojen gazını alacağım. Ondan sonra da iyot gazını alacağım. Çünkü hepsi gaz fazında. Katsayıları 1, katsayısı 2. O zaman direkt bak molarite olarak da vermiş. İşlerim çok kolay. Direkt yerini yazacağım. O zaman önce hidrojen iyodürün karesini alıyorum. 0.8'in karesi. O zaman ben bunu 2 kere yazayım. Rahat işlem yapmak için. Bölü hidrojen 0.4 çarpı iyot 0.2. Şimdi sadeleştirme yapabilirim. Şöyle 8'de 4 sadeleşirse burada 2 kalır. 8'de 2 sadeleşirse burada 4 kalır. 4 kere 2'den buranın Kc değeri 8 olarak hesaplanır. Şimdi buradaki soru Kc ile ilgili çıkabilecek en temel sorulardan bir tanesi. Ne yaptık? Denklemi verdi bize. Denkleme göre Kc eşitliğini yazdık.
Bize derişimler lazım. Derişimleri de bana direkt vermiş. Hiç bulmadım orada. Yani bana mol sayısı ya da gram cinsinden verip buldurabilirdi. Hiç buldurmadı. Direkt molariteyi verdi. Molariteleri getirdim, yerine yazdım ve oradan KC değerini hesaplamış oldum. En temel KC sorusu bu şekildedir. Umarım anlamışsındır. Çok da zor değil zaten. Şimdi tabii ilerleyen sorularda artık sorularda biraz daha böyle bize düşen işler artıyor olacak. Beşinci soruya geldiğimizde bir tepkime verilmiş, denge tepkimesi. Bu tepkime göre 0,3 mol kükürtlü yoksit, 0,2 mol oksijen gazları 1 litrelik kapta tepkime kabında tepkimeye sokuluyor. Dengeye ulaştığımda, bak denge konumunda bana bir bilgi vermiş. Dengeye ulaştığında 0,2 mol kükürt dioksit gazının harcandığı bilinmiş, verilmiş. Denge sabitinin sayısal değeri ve birimi soruluyor. Şimdi ilk defa bu tarz bir soru çözüyor olacağız. Soru çözümümüze yaklaşımımız şu. Kimyasal tepkimelerden, kimyasal hesaplamalarını hatırla, artan madde problemlerinde başlangıç, değişim, sonuç tablosu yapıyorduk. Burada da bu tabloya çok benzer şekilde başlangıç, değişim, denge tablosu yapıyor olacağız. Başlangıçta ne verdi? Değişimi katsayılara göre yapıyorum ya da değişimden bana bir şeyler veriyor ki bana burada değişim vermiş, dikkat etsen 0,2 mol madde harcanmıştır demiş. Ve denge konumunu ben oradaki tabloya göre buluyor olacağım. Denge konumunu bulduktan sonra mol verdiyse molariteye çevireceğim. Daha sonra bunu KC eşitliğinde yerine koyup KC değerini hesaplıyor olacağım. En temel denge problemlerinin çözümündeki yaklaşımımız bu tablolar olacak. Dolayısıyla bana verdiği tepkimeyi önce kontrol ediyorum. Tepkimemiz eşit mi? Eşit değilse eşitleyeceğiz. Ve tepkimeyi eşledikten sonra ya da eşitse alt indiseleri kontrol ediyorum. KC'de ifadesi olan şeylere dikkat edeceğim. Yani sıvılar ve katılar dikkate almayacağım. Gaz veya sulu çözeltileri dikkate alıyor olacağım. Şimdi bana verdiği tepkimeyi ben aşağı taşıyorum. 2 mol kükürt dioksit gazı artı 1 mol oksijen gazı denge oku. 2 mol kükürt trioksit gazı. Şöyle çizgilerimizi çekelim. Ve ben burada ne diyeceğim? Başlangıç, değişim, denge diyeceğim. Ve çizgimi şuraya çekiyor olacağım. Çizgimiz bu. Peki. Başlangıçta ne var? 0,3 mol kükürt dioksit, 0,2 mol oksijen, başlangıçta kükürt trioksit yok. Bana ne verdi? Verdiği bilgileri maviyle yazıyorum. Dengeye ulaştığında 0,2 mol kükürt dioksit harcanıyor. Harcanıyorsa değişimdir. O zaman burası 0,2 mol. Harcanış bu. Peki ben buradan diğerlerini bulamaz mıyım? 2'ye 0,2 verdiğine göre değişimi bulayım. 1'e ne vereceğim? 0,1 yarısı. 2'ye de 0,2 ama burası artı olacak ürün oluştuğu için. 0,3'ten 0,2 çıkarsa denge anını buluyorum. 0,1. 0,2'den 0,1 çıktı. 0,1. 0 artı 0,2'den 0,2. Bak denge anını buldum. İşte denge anı bu. Kabın hacmi kaç litre? Kabın hacmini vermiş bana. Kabın hacmi 1 litre olarak verilmiş. 1 litre olması işleri pratikleştiriyor. Çünkü mol sayısı böyle hacimdir. Hacmi 1 litre verirsek mol sayısını molarite olarak kullanabilirim. Dolayısıyla buradaki molleri molar olarak hesabıma alabiliyorum. O zaman KC'nin eşitliğini yazacak olursak KC nasıl olur? Nasıl yazılır? Ürünler bölü girenler. Ürünlerde kükürt trioksitin derişiminin karesi bölü kükürt dioksitin derişiminin karesi çarpı oksijenin derişimi. Bu şekilde aldım. O zaman denge konumları şunlar. Bunları ben KC'de yerine yazacak olursam 0,2'nin karesi bölü 0,1'in karesi çarpı 0,1. Burası ne olur? 0,2'den 2 tane, 0,1'den bir tane. Her birini şöyle sadeleştirecek olursak, 2 kere sadeleştireceğimiz için şurada 4 kalır, değil mi? 2 kere 2'den 4 kalır. 4 bölü 0,1, o zaman KC'nin değeri 40 olarak hesaplanır. 4 bölü 0,1'den. Peki birimi ne olur? Yukarının birimi molar kareydi. Aşağının birimi molar kare çarpı molar. Molar kareler sadeleşir. 1 bölü molar, yani 1 bölü molar demek litre bölü mol demek. Mol bölü litrenin tersi. Birimini de bu şekilde hesaplamış oluyoruz. B seçeneğine bakacak olursak bu denge tepkimesinin molar derişim zaman grafiğini çiziniz denilmiş. Şimdi grafik nasıl çizilir? Öncelikle bir tepkime şöyle şeyleri bir çizelim. Şunlar molariteye karşılık zaman grafiği olsun. Başlangıçta tabii molarite olarak alabileceğimi söylemiştim, değil mi? Başlangıçta ne yapacağız? Şuradan taşıyacak olursak 0,3'ten nereye geldik? 0,1'e. Kükürt dioksit için şöyle bir çizim yapabilirim. Şurası 0,3 olacak. Bir 0,2 çizgimiz olacak. Bir de 0,1 çizgimiz olacak. Şurası 0.
Peki T denge anı da ben göstermek istiyorum. Şurası denge anımız olsun. Şurası denge anı. Yani şurada dengeye ulaşacak bütün sistem. Peki buna göre nasıl bir çizim yaparız? Öncelikle kükürt dioksit için bakacak olursak 0,3'ten 0,1'e düşüş var değil mi? 0,3'ten başladık. Başlangıcım 0,3. 0,1'e doğru düştü. O zaman bak grafiği şöyle yazacaksın. 0,3'ten geleceğiz. 0,1'e doğru. Şöyle bir yatayda geleceğiz ve şurada bir düz çizgi elde ediyor olacağız. Bu kim? Kükürt dioksitin derişimi. Peki renk değiştirelim. Oksijen derişimi ne olur? Oksijen derişimi de 0,2'den 0,1'e düşeceğiz. O zaman o da şuradan başlayacak. 0,2'den başlayacağız ve 0,1'e doğru bir düşüş olacak. O da şöyle. Onun da pembeli çizdik. Oksijen de şöyle. İkisi çakıştı. Ürünlerde kim var? Kükürt trioksit. O da 0'dan 0,2'ye çıkacak. O zaman onu da şöyle yeşille çizecek olursak kükürt trioksit de şu çizgiye geldiğimizde şöyle bir grafik olacak. Onu da dediğimiz gibi 0,2 çizgisine denk geliyor. Kükürt trioksitin derişimi. İşte bu şekilde. Hatta şunları şöyle de çizebiliriz. Hani daha net bir şekilde görelim diye şöyle bir çizgi. Hani buraya teğet oldu. İşte şu da 0,1 çizgisi gibi düşünecek olursak bu şekilde bir grafik elde etmiş oluyoruz. 6. soruya geldiğimizde tepkimesinin T derece Celsius'taki Kp değeri verilmiş. 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 diye. Buna göre aynı sıcaklıktaki denge anında Z'nin kısmi basıncı 0,1 atmosfer. M'nin kısmi basıncı 0,4 atmosfer ise R'nin kısmi basıncı kaç atmosfer olur? Şimdi Kp değerini ben nasıl yazıyordum? Değil mi? Molar yerine basınç yazacak. Yani P'nin Z'nin kısmi basıncı bölü M'nin kısmi basıncı çarpı R'nin kısmi basıncının karesi. Bu değer neye eşitmiş? 4 çarpı 10 üzeri eksi 2'ye. Peki direkt basınç değerlerini bana atmosfer cinsinden vermiş. İşim kolay o yüzden. O zaman Z'nin basıncı 10 üzeri eksi 1 ya da 0,1 olarak yazalım. Bölü M'nin kısmi basıncı 0,4 olarak verilmiş ve bana PR soruluyor. PR'nin de karesi oluyor. Şöyle bir sadeleştirme işlemi yaptığımda 1 bölü 4 kalacak. 4 ile de şöyle karşı tarafa geçirirsek PR değerini çektiğimizde şöyle PR'nin karesi eşittir diyeceğiz. O da ne olacak? 1 bölü 16 çarpı 10 üzeri eksi 2. 1 bölü 16'nın karekökü, her iki tarafın karekökünü alacağım değil mi? Kareden kurtulmak için. O zaman PR dediğimiz şey ne olur? PR 1 bölü 4 çarpı bu 10 üzeri eksi 2'nin karekökü 10 üzeri eksi 1, o da yukarıya çıkar. 10 diye olur. 10 bölü 4. Yani ne olur aslında? PR'nin kısmi basıncı 2,5 olarak hesaplanmış olur. 7. soruya geldiğimizde T derece Celsius'ta 5 mol amonyak gazının %40'ı buradaki tepkimeye göre ayrışıp sistem dengeye ulaşır. Buna göre kap hacmi 10 litre ise aynı sıcaklıkta Kc değeri kaç olur denilmiş. Şimdi ben normalde pratik olarak şöyle bir şey yapıyorum. Şimdi amonyak için ayrışma denklemi şöyle ya. İki tane amonyak denge tepkimesi. İşte azot gazı artı 3 tane hidrojen gazı. Şimdi ben bunun Kc değerini yazdığımda ne oluyor burası? Bak azotun derişimi çarpı hidrojenin derişiminin kübü değil mi? Bölü amonyak derişiminin karesi. Peki bana mol sayısı verirse ben burada nasıl işlem yapıyorum? Burada azotun mol sayısı bölü hacim, doğru mu? Çarpı hidrojenin mol sayısı bölü hacim, ama bunun kübünü alıyor oluyorum. Bölü diyorum amonyağın mol sayısı bölü hacim, ama bunun da ne yapıyorum? Karesini. Şimdi ben burada şöyle bir düzenleme yapsam, hepsini 1 bölü V parantezine alsam mol sayıları kalır sadece değil mi? Şöyle bir mol sayısı ifadesi kalır. Aşağıda da şöyle amonyak. Bunun da karesi çarpı 1 bölü V, doğru mu? 1 bölü V 3 burada, 1 burada 4. 4 eksi 2'den 2 olur. Şimdi her defasında bunu böyle yapmak yerine ben sana burada şunu söyleyeceğim. 1 bölü V parantezine alınmış şeklini ben sana özet olarak vereceğim ve burada bir hani Kp ile Kc arasındaki ilişkiyi yazarken delta N diye bir şey vardı, hani ürünler eksi girenlerin mol sayısı üst olarak yazılıyordu. Burada da ona benzer bir ifade geliyor. 1 bölü V üzeri delta N dediğimizde genel şey olarak, ifade olarak söylüyorum ben. Mol sayısı üzerine işlem yapabiliyorum ve hacmi bir defa hesaba katmış oluyorum. Hani bazen işlem pratikliği sağlar. Burada şöyle bir işlem pratikliği de olur. 1 bölü V üzeri delta N olduğu için
Ürünlerle girenlerin katsayıları aynı olursa, yani mesela 2 mol gaz girip 2 mol gaz oluşuyorsa, delta ne derim, sıfır çıkacağı için orada benim hacmi önemsemem, yani önemsemem gerekmiyor. Çünkü 1 bölü V'nin üzeri sıfır olduğu zaman hacim ne olursa olsun orada mol sayısı üzerine işlem yapabilirsin. Çünkü 1 bölü V değeri 1'e eşit oluyor. Ya da hacim 1 olursa, birin hangi kuvvetini alırsan al, orada yine şey değişmeyecektir. Mol sayısı üzerinden işlem yapabiliyor oluyoruz. Dolayısıyla ben burada pratik olarak aslında onu yapıyorum. Hani bazen tabii alışkanlık gereği tek tek molariteler hesaplanıp onları yerine koyabilirsin. Bu da bir yol. Ama bazen böyle çok kesirli küsürlü rasyonel ifadelerle uğraşmaktansa bu 1 bölü V parantezine alınmış şekliyle işlem yapabilirsin. Burada da bunu anlatmaya çalıştım sana. Yani ben şunu yapacağım aslında. Şuradan işlem yürüteceğim ben. Genelde ben buna alışım. Hani 1 bölü V'nin delta N'ninci kuvveti. Delta N dediğimizde tabii ki burada ne oluyor? 4 mol gaz var. 2 mol gaz var. 4 eksi 2'den 2 oluyor burası. Şimdi sorumuza tekrar dönecek olursak. Şimdi bak, bana verdiği soruda böyle bir ayrışma tepkimesi var. Kc değeri sorulmuş. Önce o zaman ben başlangıç değişim denge tablosunu yapayım. 2 mol amonyak denge tepkimesi. Azot gazı artı 3 tane hidrojen gazı. Şöyle çizgilerimi çekeyim ben. Başlangıç değişim denge diyelim. Hatta şuraya dengenin de şöyle çizgisini çekmiş olalım. Peki. Şimdi başlangıçta ne verdi bana? 5 mol amonyak verdi. Bunlar yok. 5 mol amonyan %40'ının harcandığını söylüyor bana. 5'in %40'ını almam lazım. 5'in %40'ı ne olur acaba? 5 kere 4 20, 20 bölü 10 2 olur değil mi? O zaman demek ki değişimim ne kadar benim? 2 mol. 2'ye 2 verdiysek 1'e 1 verir. 1 oluşur. 3'e de 3 verir. 3 oluşur. 5'ten 2 çıkarsa 3 kalır. 1 olur. 3 olur. Bak, denge anını bulduk. Denge anımız bu. Kc değerimiz ne olur? Kc değeri eşittir hidrojenin kübü. Yani 3'ün kübü çarpı 1'in birinci kuvveti bölü 2'nin 3'ün karesi değil mi? 3 katsayı 2 olduğu için 3'ün karesi çarpı hacim kaç? 1 bölü 10. Hacim 10 litre. Üzeri kaç? 4 eksi 2'den 2. İşte bu. Şimdi 3'ün kübü ile 3'ün karesi sadeleşti. Şurada bir tane 3 çarpanım kaldı. Şurası da 1 bölü 100 yapıyor. 3 bölü 100'den Kc değerimiz 0,03 olarak hesaplanmış olur. 8. soruya geldiğimizde 6 litrelik kapta T derecede 0,4 mol A gazı var. Ve A gazı B2B ile C'ye ayrışıyor. Dengeye ulaştığı bilgisi verilmiş. Denge anda kapta 0,3 mol C gazı olduğuna göre A'nın ayrışma yüzdesiyle derişimler türünden denge sabitin değeri sorulmuş. İkisini bir arada hesaplayabiliriz. Öncelikle tabii o tabloyu oluşturmamız lazım. Tabloyu nasıl oluştururuz? Ayrışıyor. 2 tane B artı C'ye. Doğru mu? Başlangıçta ne kadar A var? Başlangıçta 0,4 mol A var ve dengede 0,3 mol C var. O zaman şöyle yapalım. Başlangıç değişim denge diyelim. Şöyle çizgimizde çekelim. 0,4 mol A var. 0,3 mol de C oluşuyor. Şimdi bunlar olmadığı için bak, ben hemen denge konumunu bulabiliyorum. Gördüğün gibi denge konumunun değişimde ne var? Şurası artı 0,3. O zaman burası 1'e 0,3 verdiyse burası 1'e 2'ye 0,6 verir. 1'e de 0 3 olarak verilir. 4'ten 3 çıkarsa 0,1 kalır. 0,6 olur. Denge konumunu buldum. Harcanan A'yı da buldum. A'dan 0,4 başlayıp 0,3'e harcandı. O zaman şöyle diyeceğim. 0,4'ün yüzde kaçı? Ayrışma yüzdesini soruyor ya. 0,3'tür. Böyle bir işlem yapabilirim. Şimdi karşılıklı sadeleşme yapmak serbest. Şöyle 10 çarpanlarını götürürsek şurada 4, şurada 3 kalır. 4 ile de 25 100 sadeleşir 25 kalır. X buradan %75 olarak hesaplanır. Yani ayrışma yüzdesi %75'tir. Peki Kc değeri kaç çıkar? Kc değerini de hesaplayalım. Kabın hacmine bakalım bir de, onu kontrol edelim. Kabın hacmi kaç litreydi? 6 litre. 6 litre ise şöyle bir şey yapabiliriz. Önce mol sayılarına bakalım. 0,6'nın karesi. 0,6'nın karesi. İki kere yazıyorum. Kolay işlem yapayım diye. Çarpı 0,3'ün birinci kuvveti. Bölü 0,1. Çarpı 1 bölü 6'nın delta n'inci kuvveti. Burası kaç mol gaz? 3 mol. Burası kaç mol? 1 mol. 3 eksi 2'den 3 eksi 1'den 2.
Peki, sadeleştirmelerimize bakalım şimdi. Şöyle sadeleştirirsek şurada 6 kalır. 6'nın karesi olduğu için 6 ile şuradaki 1 6 gider. Bir tane 6 kalır. Şu 6 ile de şunu sadeleştirsem burada 0,1 kalır. 0,1 ile 0,3'ün çarpımından da KC değerimiz 0,03 olarak hesaplanmış olur. Dolayısıyla ben burayı kaç buldum? Şurayı %75 buldum. Burayı da 0,03 olarak hesaplamış olduk. Peki 9. soruya bakarsak sabit sıcaklıkta x artı y, z artı m, t gibi bir denklem var. Şuna dikkat et, katı formunda. Denklemine göre z gazının molaritesi, x gazının molaritesi, y gazının molaritesi dengelidir demiş. Bak bana denge konumunu vermiş. Yani burada dikkat et, bu tür sorularda burada şey yapmamıza gerek yok. O başlangıç değişim denge tablosu yapmamıza gerek yok. Zaten denge konumundaki molariteleri bana vermiş. Ben buradan direkt olarak KC'yi hesaplayabilirim veya bana KC verirse soracağı bir maddenin molaritesini hesaplayabilirim ki zaten sorumuz o yönde. KC değeri 4 olduğuna göre tepkimedeki N değeri kaçtır denilmiş. O zaman ben bir KC'yi bir yazayım istersen. KC'de T'yi yazmayız değil mi? Z'nin derişimi bölü X'in derişiminin N'inci kuvveti çarpı Y'nin derişimi. Zaten bana buradaki neyi soruyor. Peki KC değerim 4. Onu yazdım. Z'nin derişimi kaç? 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 bölü x'in derişimi 10 üzeri eksi 1'in n'inci kuvveti çarpı y'nin derişimi. Onu da şöyle yazalım. Yani tam 0 olarak 0,5 olarak yazalım. Peki işleme devam ediyorum. 0,5 ile 4'ü çarparsak 4 ile 0,5'in çarpımı 2 yapacaktır değil mi? Şöyle sadeleştirdiğim gibi düşün, 2. 2 ile de 2 sadeleşir. Bir şey kalmadı. 1 kaldı. Burada 10 üzeri eksi 2 kaldı. Burada da 10 üzeri eksi n kaldı. 10 üzeri eksi n, 10 üzeri eksi 2'ye eşitse buradan n sayısını 2 olarak hesaplamış oluruz. 10. soruya geldiğimizde 500 Kelvin sıcaklığında KLM maddeleri arasında gerçekleşen tepkimenin denge ulaşması sırasındaki molar derişim zaman grafiği bize verilmiş. Buna göre KC değeri kaçtır deniliyor. Şimdi oldukça sık karşına çıkacak soru kalıplarından bir tanesi burası. Buralarda ne yaparız? Öncelikle şunu söyleyeyim. Azalanlar biliyorsun ki girenler oluşan ürün olacak. Burası bir. İkincisi grafiğin başladığı yerle sabit kaldığı yer arasındaki uçurum, oradaki fark maddelerin aslında kat sayısını verir bize. O kat sayıları yazıp denklemi oluşturup kat sayıları da en sade şekilde yazarız. Hani sadeleştirme varsa mesela 2, 4, 2 şeklinde oluyorsa kat sayılar, onları sadeleştirip 1, 2, 1 şeklinde dönüştürürüz. Bunları yaptıktan sonra da denge konumundaki çizgilerdeki o ifadeleri KC değerinde yerine yazıp KC değerini hesaplarız. Gidiş yolumuz bu. Dolayısıyla öncelikle grafiği bizim normal okuduğumuz ya da bildiğimiz denklem haline getirmemiz gerekiyor. Burası zaten kilit noktası. Şimdi oraya bir bakalım. K artı L artı K artı L olacak değil mi? Çünkü L azaldı, K da azaldı. En küçük katsayılar denkleştirerek, kullanarak denkleştirecektir deniliyor. Çünkü ona göre zaten katsayılar bizim KC değerimizi değiştirir. O zaman K artı L dedim ben. Katsayıları bilmiyorum şimdi. Eşittir M'de oluşan. L ne kadar azalmış? 4x'ten gelmiş. Nereye gelmiş? 2x'e. Uçurum ne kadar? 2x. Şurası 2x kadar azaldı. K'ya bakalım. 3x'ten geldi. X'e kadar indi. Uçurum ne kadar? Yine 2x. M'ye bakarsak 0'dan başladı. 4x'e çıktı. O zaman burası da 4x. Peki ben bu ifadeleri sadeleştirirsem ne olur? Şurada hepsini 2x'e bölersem katsayı 1, katsayı 1, 2x'e böldüm, katsayı 2. Şöyle geldi. Doğru mu? Şimdi bak şurayı siliyorum. İşte benim denklemim bu. Peki bu denkleme göre ben KC değerini yazarsam ne olur? M'nin derişiminin karesi K çarpı L olacak değil mi? Hepsi gaz fazındaysa. O zaman KC değerini bana sorduğuna göre M'nin derişimi kaçtır? 4x. Bak denge düz çizginin olduğu yere bakıyorum. Burası 4x'te. O zaman 4x'in karesi. 4x'i istersen 2 kere yazalım. Kareyle uğraşmayalım. K art çarpı L. K'nın derişimi kaç? X. L'nin derişimi kaç? 2x. O zaman şöyle yapıyorum. X çarpı 2x. Şimdi sadeleştirmeleri yapabilirim. Bir defa şu x'lerden kurtuldum. 4'ü de 2'ye böldüm. 2. 4 kere 2. KC değerim buradan 8 olarak hesaplanmış olur. 10. soruya geldiğimizde mol sayısına karşılık zaman grafiği verilmiş. 5 litrelik bir kap. Kabın hacmi 5 litre. Z'nin X ve Y'ye dönüşümü var. X'e dikkat et. X katı. Bunu dikkate almayacağım dengede.
Denklemine göre gerçekleşen tepkimede Z gazının mol sayısındaki değişme grafikteki gibidir. T anda sistem dengeye ulaştığına göre tepkimenin derişimler türünden denge sabiti. Başlangıçta sadece Z gazı vardır denilmiş kapta. Peki Z gazı varsa Z gazı ben şunu şöyle taşıyabilir miyim? Z eşittir X ama bu kata formda dikkat et artı 2 tane Y. Şöyle başlangıç değişim denge dersem şuna şöyle de çizgimi çekersem başlangıçta 2,3 mol Z gazı var. Doğru mu? Şunlar yok. Değişim ne olur? Bak 2,3'ten 1,8'eymiş. Denge konumda 1,8 varsa değişimi buluyorum. Değişim kaç çıkıyor? 0,5. 13'ten 5 çıkarsa 8 kalır. Burası 0,5 azalırsa burası 0,5 mol oluşur. Burada da artı 1 mol olur değil mi? Şurası 0,5, şurası 1 ama şunun denge konumunda bir etkisi yok. Dolayısıyla KC değerini yazacak olursak 1'in karesi bölü 1,8 çarpı 1 bölü V'nin ya da 1 bölü V demeyelim ona artık. V değeri kaç? 5 litre değil mi? 1 bölü 5'in ürünlerde 2 mol gaz var. Girenlerde 1 mol gaz var. 2 eksi 1'den 1. O zaman böyle bir işlem çıktı. 1 bölü 1,8 çarpı 5. 1,8 ile 5'i çarpacak olursak burası 9 çıkıyor değil mi? 1,8'in 5 katı 9. O zaman KC değerimiz 1 bölü 9 olarak hesaplanmış olur. 12. soruya bakalım. T derecede 2 litrelik boş bir kaba 4 mol karbonmonoksit 5 mol de hidrojen gazları konuluyor. Aynı sıcaklıkta buradaki denkleme göre dengeye ulaşıldığı anda kapta 1 mol metan gazı bulunduğu saptanmış. Şimdi ne oluyor? Bu tepkime gerçekleşiyor. Hepsi gaz fazında. Hepsinin dengede yeri var. Dengeyi şöyle bir tekrardan taşıyalım aşağıya. Su gazı artı metan. Başlangıçta sadece ortamda ne var? Başlangıçta karbonmonoksit 4 mol. Hidrojen de 5 mol var. Su ve metan gazı yok. Değişimi bilmiyorum. Denge anını buluyor olacağım. Peki şuradan bana denge anında, dengeye ulaşıldığı anda 1 mol metan gazı oldu vermiş. Yani şurayı bana 1 mol olarak vermiş. O zaman değişimi ben bulabilirim. Sıfırdı. O zaman burası ne olacak? Artı 1. 1'e 1 verdiysek 1'e tekrardan 1 vereceğiz. Ürünler artı olacak. Girenlerse eksi. 3'e 3 vereceğiz. Eksi 3 azalacak. Eksi 1 azalacak. 4'ten 1 çıkarsa 3 mol karbonmonoksit. 5'ten 3 çıkarsa 2 mol hidrojen gazı ortamda bulunacak ve 1 mol de su buharı bulunacak. Dengedeki mol sayılarını bu şekilde hesaplamış oluyoruz. Denge sabiti sorulduğu için kabın hacmi kaç litre? 2 litre. Öncelikle delta N değerine bakalım. Şurada 2 mol gaz var. Şuradaysa 4 mol gaz var. Toplamda 2 eksi 4'ten delta N değerimiz eksi 2. O zaman şöyle işleme taşıyacak olursak. KC değerimiz metan çarpı su bölü karbonmonoksit çarpı hidrojenin kübü çarpı 1 bölü 2'nin eksi ikinci kuvveti. Eksi ikinci kuvvet 2 demek şurası 4 yapıyor. Dolayısıyla KC değerimiz yukarıda 4 çarpanım var. Aşağıdaysa 3 çarpı 8 var. Şöyle sadeleştirirsek 1 bölü 2 kalır şurada. Dolayısıyla KC değerimiz 1 bölü 6 olarak hesaplanır diyoruz. Onun için soruya geldiğimizde T derecede 2 litrelik bir kaba 2,8 gram karbonmonoksit 6,10^22 tane su gazları konularak tepkimesine göre denge kurulmuş. Tepkimenin denge sabit 25 olduğuna göre hidrojen gazının molar değişimi kaçtır? Şimdi bu tür sorularda izleyeceğimiz yol şu. Öncelikle bize verilen maddeleri bir mol sayısına çevirmemiz lazım. Birinde gram, birinde tane verilmiş. Bunları mol sayısına çevirip başlangıçtaki mol sayılarını bulup o tablomuzu yapacağız. Tabloda denge durumundaki maddelerin hepsine hesaplayacağız hesaplayabildiğimiz kadarıyla. Sonra da bize sorulan hidrojen gazı ise hidrojen gazının molar değişimini hesaplıyor olacağız. Öncelikle şöyle karbonmonoksite bir bakalım. Karbonmonoksitin mol sayısı ne olur? 2,8 bölü molekül kütlesi de 28 çıkar. Şurada verilmiş 12 artı 16'dan. Dolayısıyla burası 0,1 mol olarak bulunur. Suya baktığımızda ise tane hesabı verilmiş. 6,02^10^22 demek. Avogadro sayısına böldüğümüzde bunun da yine 1 bölü 10'dan 0,1 mol su olduğunu buluruz. Şimdi elimizde bunlar var başlangıçta. Şöyle yazalım. Eşittir. Hidrojen karbondioksit. Peki şöyle. Başlangıç değerlerini bilmiyorum. Diğerlerinin ama karbonmonoksiti buldum 0,1 suyu buldum 0,1 şunlar yok. Değişimi bilmiyorum. Denge durumuna ise bakacağım.
Hidrojeni sormuş ama ben başka bir şey bulabiliyor muyum? Aslında bulamıyorum. Çünkü bana denge konuda bir tane madde verilmemiş, şey yapmamış ama bana verdiği bir bilgi var. Kc değeri 25 olarak vermiş. Ben normalde ne yapıyordum diğer sorularda? Burada bana dengeden birini ya da değişimden birini verip diğerlerini hesaplayıp sonra Kc'yi hesaplayabiliyordum. Burada ise tersten hiç soru çözdürüyor bana. Kc'yi vermiş. Diyor ki maddelerden birini sen hesapla. O zaman şöyle bir şey yapabilir miyim? Mesela katsayıları bir ya hepsinin. Bunlar bir şekilde azalacak. Ne kadar azalacak? Mesela x kadar azalsa katsayısı 1. O zaman bu da x kadar azalır. Bu x kadar artar. Bu da x kadar artmaz mı? Ürün olarak oluşacak. O zaman denge durumunda 0,1 eksi x kadar bundan var. 0,1 eksi x kadar da bundan var. Şurada x kadar, şurada da x kadar var. Kc değerim kaç? 25. Ben Kc'de yerine koyduğumda mol sayısı üzerinden işlem yaparken delta neye değerine bakıyordum hatırlarsan. Şuradan da bir delta neye değerini kontrol edelim. Bak ürünlerde 2 mol gaz var. Girenlerde de 2 mol gaz var. Dolayısıyla delta neye değerimiz burada 2 eksi 2'den 0 gelir. Dolayısıyla benim burada hacim olarak verilen 2 litreyi işlemi almama gerek yok. Mol sayısı üzerine işlem yapabilirim. Peki işleme devam ediyorum o zaman. Kc değerini yazıyorum. 25 eşittir. Ürünler x çarpı x. Girenler 0,1 eksi x. Bundan 2 tane olduğu için bunun karesini yazarsak. Hatta şurada x'i de düzeltelim istersen. X'in de karesi diyelim. Devam edelim işleme. Her iki tarafın ben karekökünü alırsam şöyle. Burada ne olur? 5 eşittir. X bölü 0,1 eksi x. İşler çarpımından işlemeye devam ediyorum. 0,5 eksi 5x eşittir x. 5x'i bu tarafa atarsak 6x olur. 6x 0,5. X buradan 1 bölü 2 bölü 6'dan 1 bölü 12 olarak çıkar. 1 bölü 12 mol. Bu kadar mol bulmuş olduk. Peki bana neyi soruyor? Hidrojen gazının dengedeki molar değişimini yani x değerini soruyor aslında. Biz onu mol olarak bulduk ama bana molar değişim dediği için hidrojen gazının molaritesini nasıl yazarız? Şöyle molarite dersek 1 bölü 12 mol vardı bölü 2 litre diyeceğim. 2 litreyi takla attırırsak 1 bölü 12 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 24 molar olarak hesaplamış oluruz. Hidrojen gazının molaritesini. 14 soruya bakalım. X artı 2'ye Z tepkimesine göre 2 litrelik bir kapta 300 derecede sırasıyla 6 atmosfer ve 4 atmosfer basınç yapan X ve Y gazlarıyla başlatılan tepkime dengeye ulaşan Z gazının kısım basıncı 1 atmosfer olarak ölçülmüş. Kısım basınçlar türünden denge sabiti soruluyor. Kc'de ne yapıyorsam hepsinin kısım basıncı bana verildiyse kısım basınç üzerinden de nasıl ki biz mol üzerinden işlem yapıyorsak kısmi basınçlar üzerinden de işlemimize aynen devam edebiliriz. Burada özgürüz çünkü koşullar aynı. O halde başlangıçta 6 atmosfer ve 4 atmosfer X ve Y varken Z yok. Denge anda Z'nin atmosferini 1 olarak vermiş bana. Burası 1 ise o zaman diyorum ki burası artı 1, burası eksi 2, burası da eksi 1. 6'dan 1 çıkarsa 5, 4'ten 2 çıkarsa 2. Denge durumdaki atmosfer cinsinden gazları bulduk. O zaman Kp'ye ben bunu taşırsam Z'nin kısım basıncı bölü X'in kısım basıncı çarpı Y'nin kısım basıncının karesi. O zaman Kp değerim 1 bölü 20 olarak hesaplanmış olur. 15. soruya bakalım. 2 litrelik bir kaba birer mol karbonmonoksit ve su gazları konularak buradaki tepkimeye göre denge kurulmuş. Aynı sıcakta tepkimenin Kc değeri 25 olduğuna göre denge anında kapta kaç gram su bulunur? Buna benzer soruyu 13. soruda çözmüştük hatırlıyorsan. Aynı benzer nitelikte yapacağız. Tepkimemizi şuraya taşıyalım. Karbonmonoksit artı su eşittir. Karbondioksit artı hidrojen gazı. Şunları bir yazalım. Başlangıçta neler var? 1 mol, 1 mol bunlar yok. Değişim ve denge dersek şöyle. O zaman burada kabımız 2 litre ama tabii delta N değerimiz gene 0. Hacmi de en azından işleme koymama gerek yok. Kc değerimize 25 vermiş. O zaman burada x kadar azalır. Buradan x kadar azalır. Buradan x kadar artar. Buradan x kadar artar diyeceğim. Burası 1 eksi x. Burası 1 eksi x, burası x, burası x. Kc diyelim 25. 25 de yerine koyarsak x çarpı x'ten x kare. 1 eksi x'in de parantez karesi. Her iki tarafın karekökünü aldığımda 5 eşittir x bölü 1 eksi x. Çarpmaya devam ediyorum. 5 eksi 5x eşittir x. Devam edelim aşağıda. 5x'i bu tarafa atarsak 6x eşittir 5 olur. X eşittir 5 bölü 6 mol olarak bulunur. X değerimiz 5,6 mol çıktı. Suya bakacak olursak suyun mol sayısı 1 eksi x. O zaman
suyun mol sayısı dediğimizde 1 eksi 5 bölü 6 diyeceğiz. O da ne olacak? 6 eksi 5'ten 1 bölü 6 mol su var elimizde. Peki suyun kütlesini ben nasıl bulurum? Mol sayısıyla molekül kütlesini çarparak. Molekül kütlesi burada bak 18 olarak verilmiş. O zaman şöyle yaptığımda 18 bölü 6'dan 3 gram su bileşiği denge halinde bulunur diyebiliriz. 16. soruya bakalım. 0 derecede 5.6 litrelik bir kaba 4 mol X gazı konularak tepkimesinin dengeye gelmesi sağlanmış. Aynı sıcakta tepkime dengeye ulaştığında kapta 1 mol Z gazı bulunuyorsa kısım basınç altında denge sabiti ne olur denilmiş. Şimdi bana koşullar vermiş değil mi? 5.6 litrelik bir kap var. 0 derece Celsius. Hatta derece Celsius'ta işlem yapmıyorum değil mi KP'de? Hemen onu Kelvin'e çevirip 373 Kelvin sıcaklığı aslında. 4 mol X'te başladık. Şimdi öncelikle mol cinsinden bir bunları bulalım. Yani tepkime denge anda kaç mole geliyor? Ona bir bakalım istersen. Şöyle başlangıç değişim denge dersek bu değerleri yerine yazmaya çalışalım şimdi. 4 mol X var. Şunlar yok. Denge halinde 1 mol Z gazı varmış. Şurası 1 mol ise artı 1 artı 2 olacak. Ürünler artı olacak. Girenler eksi. O zaman burası eksi 2. 4'ten 2 çıktı. 2. 0, 2 daha 2. Denge halindeki mol sayılarını bu şekilde buluyoruz. Kısmi basınç altında denge sabiti soruluyor bana. Ben ne yapabilirim aslında? Kp ile Kc ilişkisini burada kullanabiliriz. Hani burada Kc'yi hesaplayabiliriz. 5.6 litrelik kap var. Önce ben bir Kc değerini hesaplayayım istersen. Kc değerim ne olur? Y'nin karesi çarpı z bölü x'in karesi. Şunlar gider. Çarpı tabii. 1 bölü 5.6 delta n değerine bakarsak ürünlerde 3 mol, girenlerde 2 mol gaz var. 3 eksi 2'den delta n değerimiz 1. Dolayısıyla Kc değerim ne çıktı? 1 bölü 5.6. Bu Kc değerim. Peki Kp ile Kc ilişki neydi? Kp eşittir Kc çarpı Rt üzeri delta n. Delta n değerini 1 bulmuştuk hatırlıyorsan. Dolayısıyla Kp değerini yazıyorum. Kc değeri 1 bölü 5.6 çıktı. R değeri olarak 22,4 bölü 273 değerini kullanırım. Çünkü sıcaklığım 273 Kelvin. Bunun da birinci kuvveti. Burada ne olur? 273'ler sadeleşir. 22,4 bölü 5.6'dan Kp değerimi 4 olarak hesaplamış olurum. 17. soruya bakalım. Bir miktar X katısı kapalı kapta gerçekleşen tepkimesi 25 derecedeki denge anda ölçülen toplam basınç 0,6 atmosfer. Aynı sıcakta tepkimenin kısmi basınç altında denge sabiti nedir denilmiş. Şöyle bir şey yapamaz mıyız? X katı halinde dikkat et bunu işleme almayacağım. 2Y artı Z. Burası N molle başlasa buradan X kadar azalsa, buradan 2X kadar artsa, buradan da X kadar artsa desek. Şurası N eksi X olur. Bir miktar dediği için bilmiyorum miktarını. Şurası 2x olur, şurası x olur. Toplamda bana basınç yapacak olan yer burası değil mi? 3x'lik yer 0,6 atmosferlik basınç yapıyorsa x kadarlık şey 0,2 atmosferlik basınç yapacak demektir. O halde z'nin kısmi basıncı 0,2, y'nin kısmi basıncı 0,4. Kısmi basınçlar türünden denge sabitini yazacak olursak da ürünler bölü girenler, girenler de katı olduğu için zaten payda 1. Pay kısmı da 0,4'ün karesi çarpı 0,2. 4'ün karesi 16. 16 kere 2 32 çarpı. Burası 10 üzeri eksi 1. 10 üzeri eksi 1'in karesi 10 üzeri eksi 2. Burası da 10 üzeri eksi 1. 10 üzeri eksi 3 olarak hesaplandı. Yani 32 çarpı 10 üzeri eksi 3 ya da biraz daha düzenleyecek olursak bunu. Şunu virgülü sola kaydırırsak ona bölersek burayı 10 ile çarparız. Şöyle de olabilir. 3,2 çarpı 10 üzeri eksi 2 de diyebiliriz Kp değeri için. Evet, 18. soruya bakalım. Tepkimesi T derecede dengeye ulaştığında kapta 0,2 mol hidrojen, 0,5 mol karbonmonoksit, 0,3 mol de metil alkol gazları varmış. Dengeye ulaştığında diyor. Demek ki denge durumunu bana vermiş. Yani ben buradan direkt Kc değerini aslında hesaplayabilirim. Ya da Kp değerini. Denge anda kaptaki toplam basınç 3 atmosfer olduğuna göre kısmi basınç altındaki denge sabiti nedir? Elimde toplam mol sayısı ne kadar? 0,2 kadar hidrojen var. 0,5 kadar karbonmonoksit var. 0,8 kadar da metil alkol var. Aslında bu bir gaz sorusu değil mi? Şöyle topladığımda tüm gazların toplamda mol sayısı 1,5 geliyor. Yani 1,5 mol gaz var. 1,5 mol gaz ne kadar basınç yapıyor? 3 atmosfer. Çarpanım kaç çıkar buradan? Şöyle baktığımda 2 değil mi? O zaman 2 ile çarparsam buranın kısmi basıncı 0,4 atmosfer. Buranın kısmi basıncı 1 atmosfer olur. Her şeyi 2 ile çarpıyorum. Buranın kısmi basıncı da 1,6 atmosfer olur. Zaten bunların toplamının 3 atmosfer yapması lazım.
Hemen kontrol ediyorum. 1.6 ile 4'ü toplarsak 0.4 2 2 1 daha 3 yapar. İşte kısım basınçlar bunlar. Ben bunları KPD yerine yazacak olursam KPD değerim eşittir. Ürünler bölü girenler. Ürünlerde kim var? Metil alkol. Metil alkolün basıncı 1.6. Sonra karbonmonoksit var. Karbonmonoksit 1 çarpı hidrojen. Hidrojen de 0.4'ün karesi. O zaman onu iki kere yazayım ben. 16 ile 4'ü sadeleştirmek gibi düşün bunu. 4 kalır. 4 ile 0.4'ü sadeleştirsem burada 0.1 kalır. KP değerim 1 bölü 0.1'den, o da 1 bölü 1 bölü 10'dan KP değerimiz buradan 10 olarak hesaplanır diyeceğiz. 19. soruya bakalım. Boş bir kaba belli bir sıcakta eşit mol sayısında X ve Y gazları konulunda toplam basınç 6 atmosfer olarak ölçülmüş. Tepkimesi gerçekleşip sistem tekrar dengeye geldiğinde aynı sıcakta kaptaki toplam basınç 5 atmosferse kısmi basınç altındaki denge sabit nedir? Şimdi bak, eşit mol sayısında gaz koyduğumda 6 atmosferlik bir basınç elde ediyorsam bu N mol, bu da N mol ise toplamda 6 atmosfer ikisi paylaşırsa başlangıçta bundan 3, bundan da 3 atmosfer vardır diyebilir miyim? Bence diyebilirim. O zaman 2x artı y diyeceğim. Şöyle 2z. Tıpkı KC'de yaptığım gibi KP'de de işlem yapabiliyordum. Hatırlarsan başlangıçta 3 atmosferi 3 atmosfer olacak. Doğru mu? 6'yı paylaştırıyorum çünkü eşit mol sayısında alındı. Değişim denge dedim. O zaman devam edelim. Buradan 2x kadarlık bir azalış beklerim. Buradan x kadar azalış. Buradan da 2x kadarlık bir oluşum beklerim. O zaman burası ne olur? 3 eksi 2x. Burası 3 eksi x. Burası da 2x olur. Denge halindeki bütün toplam basınç 5 atmosfermiş. O zaman şunların hepsini toplayacak olursak toplayalım. 3 eksi şunların hepsini topladığımızda 3, 3 daha 6. 6 eksi 2x artı xx birbirini götürecek. Eksi x kalacak. 6 eksi x eşittir 5 atmosfermiş. O zaman buradan x değerimiz 1 olarak çıkar. X değerim 1 ise x'i ben yerine yazdığımda ki şurada yazayım. 1'i yerine yazdığımda 3 eksi 2'den şurası 1 atmosfer. 3 eksi 1'den şurası 2 atmosfer. 1 yerine yazdığımda 2 atmosfer. İşte bak çıktı KP değerim. KP değerini yazıyorum o zaman. Z'nin karesi yani 2'nin karesi bölü 1'in karesi çarpı 2. Şu 2 ile 4 sadeleşir. Buradan KP değerimiz 2 olarak bulunur. 20. soruya bakalım. Tepkimesinin 300 Kelvin'deki derişime bağlı denge sabiti 1 bölü 60 olarak verilmiş. Boş bir kaba 0,6 mol X2Y gazı konulan sistem dengeye gelmesi sağlanmış. Denge anda 0,2 mol X2 gazı bulunduğuna göre kabın hacmi kaçlıktadır? Şimdi burada da ne yaptı bana? KC'yi verdi. Başlangıçta koyduğu maddeyi verdi, sondaki maddeyi verdi. Bu sefer kabın hacmini sordu. Yani o 1 bölü V olarak ayırıp yapıyorduk ya işte oradaki V'yi bulmamız isteniyor. Aslında birbirinin benzer sorular, yakın sorular. Bir parçayı verip diğer parçayı soruyor. Yaptığımız fazla bir değişik işlem yok. Şimdi bakalım. Tepkimeyi ben tekrardan buraya taşıyayım. X2Y, 2 tane X2Y eşittir. 2 tane X2 artı Y2. Şöyle yapacak olursak başlangıçta boş bir kabağa 0,6 mol bundan koydum. Bunlar yok. Doğru mu? Değişim denge dersem şöyle çektim çizgimi. Ne olacaktı burada? Bak denge anda 0,2 mol x2 varmış. Yani şurayı bana vermiş. Doğru mu? O zaman diğerlerini bulabilirim. Burası artı 0,2. Burası artı 0,1. 2'ye 0,2 verdim. 1'e 0,1 vereceğim. Bu da eksi 0,2. 0,6'dan 0,2 çıkarsa 0,4 kaldı. Şurası 0,1. Bak denge andaki mol sayılarını buldum. Denge sabitini de biliyorum. 1 bölü 60 diye. O zaman hacmi yerine yazabilirim. KC 1 bölü 60 eşittir. Mol sayıları 0,2'nin karesi. 0,2 çarpı 0,2 diyeyim ben buna. Rahat işlem yapmak için. Çarpı 0,1. Bölü x2y'nin karesi. Yani 0,4'ün karesi. 0,4 çarpı 0,4 çarpı 1 bölü v üzeri delta ne diyeceğim değil mi? Burada kaç mol gaz var? 3. Burada kaç mol gaz var? 2. 3 eksi 2'den delta ne değerim? Üzerim 1 oluyor. Artık bundan sonrası 4 işlem. 2 ile 4'ü sadeleştirdim 2 kaldı. 2 ile 4'ü sadeleştirdim 2 kaldı. 2 kere 2 4. 4 ile de 60'ı sadeleştirsem şurada 15 kalıyor. Şimdi işler çarpımı yapabilirim. V bu tarafa geçiyor. Yani V eşittir oluyor. 15 çarpı 1 0,1'den 1,5 litre olarak buluyoruz hacim değerini. Evet, denge sabitliği ile ilgili genel kurallardan bahsettik. Hess kanunu uygulamalarını çarpma işlemine göre yaptığımızı tekrar anımsatayım. O kısım belki daha kolay ama ÖSYM tarafından da soru getiren kısımlardan biri onu söyleyeyim. Birkaç defa onunla ilgili sorular geldi ve kolay oldu.
Denge sabiti ile ilgili hesaplamalarda da temel mantığımızı umarım bu 20 soruyla anlamışsındır. Başlangıç denge değişim tablosunu yapıp düzgün bir şekilde verilenleri yazdığımızda rahatlıkla bize verilen bilgileri kullandıktan sonra istenen bilgiye ulaşabiliyoruz. İşte bazen kulağa şöyle değil de şöyle tutturabiliyorlar. Hani nedir o? Direkt mol sayısını vermek yerine gramı, taneyi ya da normal koşullardaki hacim verebilir. Oradan mole geçiş yaparız. KC'de yaptığımız işlemleri KP için de yapabiliyoruz. Yani oradaki mol hesabını nasıl ki ben KC'de taşıyıp molariteyi çevirip KC değerini bulabiliyorsam, gördüğünüz üzere kısmi basınçlar üzerinden de sorumuzu bir mol ifadesini çözer gibi çözüp KP değerini de bulabiliyoruz. Burada da onu anlatmaya çalıştık. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Kendi yaptığım pratikleri de vermeye çalıştım. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi tabii işin büyük kısmı sende. Yani sen bunları tekrar tekrar çözmen, çözemediğin yerde bir şekilde bir daha bu videoları izlemen gerekiyor. Konu pekiştirme testimizden sonra da konumuza artık denge etki eden faktörlerle devam ediyor olacağız.